Son günlerin en önemli konularından birisi de internetin denetim altına alınmasıdır. 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanunun birçok maddesi 7 Şubat günü değiştirilmiştir. Hükümet mahkeme kararı aranmaksızın doğrudan doğruya internete erişimin engellenmesi yetkisini almıştır. Eğer düzenleme Çankaya Köşkü'nden onay görürse Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı internet üzerinde vesayet kuracaktır. İnternet erişimini baskı altına alan, sanal medyaya kelepçe vuran, bu çağ dışı kararın kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Elbette internet yoluyla işlenen suçların, yapılan hakaretlerin önüne geçmek önemli ve zorunlu bir ihtiyaçtır. Ne var ki izlenen yöntem arızalı ve kusurludur. Yasaların amacı özgürlüğü kısmak veya kaldırmak değil, korumak ve genişletmek olmalıdır. Şayet kişi hak ve hürriyetleri güvencede değilse, demokrasinin bırakınız yaşamasını isminden dahi bahsetmek imkansızdır. Demokrasiden vazgeçmek, özgürlükten taviz vermek, insanlığı askıya almakla eşdeğerdir. Kamuoyu internete getirilen sansüre karşı ortak bir tepkide bulunmuş ve toplumun her kesimi bu yasakçı uygulamayı reddetmiştir. Ümit ederim ki başbakanın tahammül edemediği, haberlerinin verilmesine çok kızdığı Sayın Cumhurbaşkanı taleplere duyarsız kalmaz, milletimizin beklentisinin hilafına hareket etmez. Türk milletinin hukuk ve demokrasi cinayeti işleyen başbakan hükümetinden kurtulması artık kaçınılmaz bir amaç olmalıdır. İlke, ahlak, haya, heyecan ve esasları kalmayan bir hükümetin çöküşü kaçınılmazdır. Bugünkü hazin tablo hiçbir demokratik ülkede olmayan korkunç bir çürümenin ve soysuzlaşmanın ihsas ve ilanıdır. Sizler kanalıyla aziz milletime diyorum ki yalanla ve cehaletle savaşmak için gerçeği bilecek kadar akıllı ve gerçeği söyleyecek kadar yürekli olmaktan başka şansımız yoktur. Türk milletini demokrasi ve özgürlük pankartı taşıyan paryalarla kimseye dönüştüremeyecektir. Umutlarımızı yakıp yıkan başbakan eğer ki nefsini ıslah etmezse sonu çok feci ve acıklı olacaktır. 40 tarakta bezi olan başbakanın aklından zoru yoksa milletin sabrını daha fazla zorlamamalı. Hassasiyetiyle daha çok oynamamalıdır.